Elimizde sonsuz bir seri var. n eşittir sıfırdan sonsuza kadar eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 6n bölü 2n faktöriyelin toplamı. Bu videoda bu kuvvet serisini değerlendirip x küp kök pi bölü 2'ye eşit olduğunda aldığı değerin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Bu arada size bir de ipucu vereceğim. Buradaki püf noktası bunun hangi fonksiyonun kuvvet serisi olduğunu anlamak ve bunun sonucunu bulmak için de o fonksiyonu kullanmak. Ve burada bize verilen bu değer de genellikle trigonometrik fonksiyonların aldığı değerlere benzediği için söz konusu olan fonksiyonun trigonometrik bir fonksiyon olduğunu düşünebiliriz öyle değil mi Hadi eğer çözümü bulamadıysanız bu söylediklerime dayanarak soruyu bir kere daha çözmeye çalışalım Denediniz ve cevabı bulduğunuza göre hadi şimdi de yine de birlikte yapalım. Buna benzeyen sorularda kuvvet serisinin açılımını yapmak bize neye benzediği konusunda daha iyi bir fikir verebilir. n sıfır olduğunda bu, burası 1 olacak, bunlar da 1 olacağı için sonuç 1 olacak öyle değil mi? n 1 olduğunda burası eksi 1 olacak, x üzeri 6 bölü 2 faktöriyel. Devam edelim n 2 olduğunda burası pozitif olacak. Artı yazıyorum. Artı 1 çarpı x üzeri 12 bölü 4 faktör yerli öyle değil mi? Hadi bir tane daha. X 3 olduğunda eksi 1 çarpı x üzeri 18 bölü 6 faktör elde ederiz. Ve bu bu şekilde sonsuza kadar gider. Şimdi buna bakınca az önce size verdiğim ipucunu da düşünerek bunun hangi trigonometrik fonksiyon olduğunu hemen söyleyemiyorum. Az önce Burada pi bölü 2 görünce bunun trigonometrik bir fonksiyon olabileceğinden bahsetmiştim ya. Şu an buna baktığımda bunun hangi trigonometrik fonksiyon olduğunu açıkçası söyleyemiyorum. Evet doğrudan söyleyemiyorum ama burası bana bir yerlerden tanıdık geliyor. Hmm. Sizce de bu kosinüs x'in kuvvet ya da Maclaurin serisine benzemiyor mu? Kosinüs x'in Maclaurin serisini daha önce görmüştük ama kısa bir hatırlatma olması adına. E, bu arada eğer bu tanıdık gelmediyse bundan önceki videoda kosinüs x'in Maclaurin serisinin detayına girmiştik. Önce o videoyu izlemenizi öneririm. Evet. Cosinus Maclaurin serisi birkaç tane terim yazacağım Evet ee, Yaklaşık olarak eşit işaretini kullanayım bunun için ee, 1 eksi x kare bölü 2 fakt faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Benzerliği siz de görüyorsunuz öyle değil mi? Birinci terim aynı işaretlerin sırası aynı. Eksi artı eksi artı evet eksi artı eksi artı. Faktöriyeller de aynı. 2 faktöriyel 4 faktöriyel ve 6 faktöriyel. Aradaki tek fark x'li terimlerin kuvvetleri öyle değil mi? Bu x kare iken bu x üzeri 6, bu x üzeri 4 iken bu x üzeri 12 ve bu x üzeri 6 iken bu da x üzeri 18. Ne düşündüğünüzü biliyorum çünkü bu durumda benim de aklıma hemen x yerine başka bir şey kullanırsam mesela a artı b o zaman x gördüğüm yerlere a artı b yazabilirim ve bu belki de faydalı bir şey olabilir. Peki bu x'in yerine x'in üstel bir formunu koyar isek ne olur x üzeri 6 x üzeri 3 üzeri 2'ye eşittir öyle değil mi evet x üzeri 3'ün karesi bu yani x üzeri 12 de x üzeri 3 üzeri 4'e eşittir ve son olarak da bu x üzeri 3 üzeri 6'ya Eşit. Öyleyse buradaki x'lerin yerine x üzeri 3 kullanırsak bu kuvvet serisini elde edebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de bunun kosinüs x üzeri 3'e eşit olduğunu düşünerek. Farklı bir renk kullanayım. Kosinüs, farklı bir renk olmadı. Kosinüs x üzeri 3 yaklaşık olarak eşittir diyelim ve x gördüğümüz yerlere x üzeri 3 koyalım. 1 eksi parantez koyayım kare bölü 2 faktöriyel. Bu arada bunları yeşille yazmam gerekiyordu. Yaklaşık olarak eşittir. 1 eksi parantez evet kare bölü 2 faktöriyel artı parantez üzeri 4 bölü 4 faktöriyel eksi parantez üzeri 6 bölü 6 faktöriyel. Ve şimdi de bu rengi kullanalım. Kosinüs x üzeri 3'ü değerlendirdiğimiz için bu x üzeri 3'ün karesi, bu x üzeri 3 üzeri 4 ve bu da x üzeri 3 üzeri 6'ya eşit olacak ve bu da buradakinin aynısı. Görüyorsunuz değil mi? O halde bu kosinüs x üzeri 3'ün kuvvet serisiymiş. Ve bunun küp kök içinde pi bölü 2'de aldığı değeri bulmak için bunun x küp kök içinde pi bölü 2'ye eşit olduğunda hangi değeri aldığını bulmamız lazım. Hemen not edeyim çünkü bunun oldukça ilgi çekici bir durum olduğunu düşünüyorum. Siz de benimle hem fikirsiniz değil mi? Eşittir n eşittir? Sıfırdan sonsuza kadar eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 6 n bölü 2 faktör Bunu baştan yazdım yazdım. Evet bu kosinüs x üzeri 3'ün kuvvet serisi gösterimidir. O halde bunun küp kök içinde pi bölü 2'de aldığı değerin ne olduğunu bulmak için bunun küp kök içinde pi bölü 2'de aldığı değerin ne olduğunu bulmak yeterli olacak. Ve gördüğünüz gibi bu Küp kök ifadesi söz konusu olan x üzeri 3 olunca da oldukça basit bir hal alıyor. Ne şans değil mi? Hemen yazıyorum. Kosinüs küp kök içinde pi bölü 2 üzeri 3. Ve bu da kosinüs pi bölü 2'ye eşittir. Ve bunun da 0'a eşit olduğunu biliyoruz. İşte bu kadar.